Bugün çok başka bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde çok aktüel bir konu olan Cemal Kaşugi, adamın esas ismi Cemal Kaşugi. Belki Kaşugi Türkçe kaşıktan geliyor ama adamın adı Cemal Kaşıkçı değil, Cemal Kaşugi. Birincisi bu. Bu adamın Türkiye'de nişanlısıyla eski hanımından boşanıp Türk nişanlısıyla evlenmesi için Suudi konsolosluğuna gittikten sonra ne olduğu meçhul ve şu anda bu olay dünyayı çok meşgul ediyor, Türkiye'yi meşgul ediyor, Suudi Arabistan'ı meşgul ediyor. Bu adam kimdir? Bu Cemal Khashoggi kendisi 1958 senesinde Medine'de doğmuş birisi. Daha sonra Amerika'da üniversite tahsili yapmış ve gazeteciliğe başlamış. 1991 ile 99 yılları arasında Suudi Arabistan'ın muhtemelen istihbarat teşkilatı mensubu olarak Afganistan, Cezayir, Kuveyt ve Sudan'da gazeteci olarak ve istihbaratçı olarak çalışmış birisi. Yani aslında adam Suudi İstihbarat Teşkilatı'nın bir adamı. Ve bu sıralarda El Şarkı'l-Avsat, El Mecella, El Müslümin gibi gazetelerde çalışmış. Ve bu sıralarda kendisi gençliğinden beri tanıdığı Usama Bin Laden'le de röportaj yapmış. Ve bu röportajda Afganistan'da Ruslara karşı savaşan, Sovyetlere karşı savaşan Usama Bin Laden'i desteklemiş. Daha sonra Tora Bora'da da onunla görüşmüş. Yani muhtemelen gençliğinden beri Usama Bin Laden'i tanıyan bir adam. Ama Suudi Arabistan devletindeki çeşitli ayrılıklardan dolayı bazen gazetelerden çıkarılıyor, bazen tekrar gazetelere çalışmaya başlıyor. En son kendisi gazetecilikten ayrıldıktan sonra Londra'ya yerleşiyor. Londra'da yerleşirken kendisi Bahreyn'deki Arabiye televizyonunda çalışmaya başlıyor ve bu televizyon bilindiği gibi prens ve çok zengin mülk milyarder olan El-Velid bin Talal'ın televizyonuydu. Bildiğiniz gibi El-Velid bin Talal ve 100 kişi Muhammed bin Selman tarafından paralarına el konulmak için bunlar tutuklanmış ve 5 yıldızlı bir otelde tutulmuşlardı. Dolayısıyla bu adam muhtemelen Suudi sarayı içindeki fikir ayrılıklarında Muhammed bin Selman'a karşı olan ekibin içinde ve bu adam aynı zamanda Amerika'da Amerika'nın çok ünlü Washington Post gazetesinde Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman aleyhinde yazılar yazdı. Bilindiği gibi Washington Post büyük bir Amerikan gazetesi olmasının yanında şu anda dünyanın en zengin adamlarından olan Bezos'un sahibi, yani Amazon şirketinin sahibi Bezos'un sahibi olduğu bir şirket. Ve söylentilere göre bu Cemal Khashoggi Trump'ı eleştiren yazılar yazdığı için Suudi Arabistan'da istenmeyen adam ilan edildi. Bu adam hayatı boyunca İslamcı teröristlere yakın olmuş, onları desteklemiş bir adam. Ve bildiğiniz gibi IŞİD Suriye'de Suriye askerlerini öldürdükten sonra işkence yapıp vücutlarını parçalıyorlardı. Ve bunları videoya çekip terörü etkili olmak için gösteriyorlardı. Bu Cemal Khashoggi denen adam bu cinayetleri yaptığı zaman bunlar çok vahşi taktikler ama etkili taktikler.
IŞİD ne yaptığını iyi biliyor diyerek bunları öven bir katil savunucusu. Muhtemelen Müslüman kardeşlere yakın olan birisi olarak Erdoğan'ın Müslüman kardeşleriyle yakınlığından dolayı Türkiye'de kendi başına bir iş gelmeyeceğini düşünmüş olması gerekir. Ve o çerçevede Türkiye'ye gelmiş olabilir. Oysa ki Muhammed bin Selman'ın pek de medeniz metotlar kullanmadığı biliyor. Dolayısıyla adamın bu Suudi ve Muhammed bin Selman'ı küçümsemesini hayatıyla ödedi diye düşünüyorum. Erdoğan'a gelince, Erdoğan kendisi Moldavya'dan, Kosova'dan ve çeşitli yerlerden Fethullah taraftarı diye insanları kaçırıp istihbarat teşkilatı vasıtasıyla Türkiye'ye getirirken Suudi Arabistan'ın benzer metotları kullanmasını eleştirmesini en son yapacak adamdır. Kendisi zaten Almanya'ya geldiği zaman can dündarı vereyim de bir güzel işkence yapalım Türkiye'de demiş bir adam yani. Kelimeler böyle değil ama can dündarı Türkiye'ye götürürse ne yapacağını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Erdoğan'ın bu tavrı tamamen bir sahtekarca bir tavırdır. Yani. Kaldı ki işin başka bir yanı var. Müslümanların teorisine göre Müslümanlar hepsi kardeştir. Barış dini olduğu için bilindiği gibi. Ve Sünni Müslümanlar zaten kardeş. Şiiler biraz bazen kardeş bazen düşman olabilir ama Sünniler hepsi kardeş. Peki şu anda Türkiye'de Sünni halife bozuntusu Erdoğan'ın en nefret ettiği adam kim? Sünni din adamı Fethullah Gülen. Yani bunlar sahtekar. Bunların bütün tarihlerinde, bütün Emevilerden başlayarak Abbasilere kadar bunlar bu metotları kullanırlar. Dolayısıyla Medineli bir Sünni Müslüman olan Kaşugi ile Suudi hükümetinin arasındaki problemler de benzer problemlerdir. İkisi de İslamcı, ikisi de Sünni Müslüman olmayan, hürriyet tanımayan insanlar. Ama birbirlerine karşı da en adi metotları kullanırlar. Olayın sadece Cemal Kaşugi'nin öldürülmesi değil, aynı zamanda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de bozulması açısından. Birincisi, Suudi Arabistan açısından Cemal Kaşugi Erdoğan'ın can dündarından nefret ettiğinden çok daha nefret edilen bir şahsiyet. O şahsiyeti Türkiye'ye davet etme Suudi Arabistan için yani kabul edilecek bir şey değil. Bir. İkincisi, Cemal Kaşugi aynı zamanda Amerika'da Trump karşıtı, bildiği gibi bu Amazon sahibi Bezos ve benzerleri Trump'a karşı bir cephe yürütüyorlar ve Trump'a karşı en büyük cephe Washington Post ve New York Times gazeteleri. Dolayısıyla bu adamı bir şekilde destekleme Trump yönetimine karşı da olmadır. Tabii bu arada Amerikan yönetimi içinde bir problem var. Bu adam gazeteci. Amerika'da gazetecilik yapıyor. O yüzden meşhur bir gazeteci. O yüzden Türkiye-Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerini bozacak bir şey. Suriye ile ilgili bu namussuzun IŞİD katilleri hakkında söylediklerini daha evvel size söyledim. Ama işin bir yanı da şu. Bilindiği gibi İdlib'de Ceyş-i İslam gibi Suudi taraftarı Feylakar Rahman ve benzeri Müslüman kardeş örgütleri var Türkiye'nin desteklediği. Dolayısıyla İdlib'de de etkisi olacak Suudici-Türkiye'ci kavgası daha da sertleşecek. Hayırlı bir iştir. Kavgaları mübarek olsun. Birbirleriyle dövüşsünler. Hiç üzülmüyorum bu adamın, bu Usama Bin Laden'ın dostu, teröristleri destekleyen, hayatı boyunca İslam gericiliğini savunan bu adamın öldürülmesine üzülmüyorum. Tabii ki
vahşice öldürülmek kabul edilecek bir şey değil ama bu İslam'da çok normal bir şey. Zaten Müslümanlar aynı şeyleri yapıyor. Kaldı ki Erdoğan'ın adamları Temmuz darbesinden sonra aynı şeyleri sıradan Türk erlerine yapmışlardı. Dolayısıyla bunlar için bu vahşet normal, bu Sünni Müslümanlığın özünde olan bir şey. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha da yeni şeyler öğreneceğiz. Suudi Arabistan tabii ki inkar ediyor. Biz bu adamı biz öldürmedik diyor. Üstelik Türkiye'ye heyet gönderdik. Bu Türkiye'de heyet konsolosluğa gidecek. Türklerle beraber arayabilecek. Adam bizim konsolosluğa geldi. İstenen evrakları verdik. Sonra da çıktı. İstanbul'da kaybolmuş. İstanbul'da arayın bulun diye. Ama bu olaylar İslam aleminin ve Sünni İslam'ın nasıl rezil bir yönetim olduğunu bütün insanlığın gözünde tekrar görüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.